Uzak bir kıta, dünyanın en soğuk, en terk edilmiş yeri. Antarktika. Burası, insanlığın en az keşfettiği, en çok merak ettiği yerlerden biri. -50 dereceyi bulan sıcaklıklarıyla, donmuş toprakları ve sessiz, ıssız manzaralarıyla Antarktika, halla çözülememiş birçok gizeme ev sahipliği yapıyor. Ama bu yüzyılın en büyük keşiflerinden biri, belki de burada gizli. Antarktika, sadece dondurulmuş bir çöl değil. Buzun altındaki dünyada, bilmediğimiz yaşam izleri olabilir. Bilim insanları, bu derin buz tabakalarının altında 100 milyon yıl öncesine kadar uzanan mikroskobik yaşam izleri bulmayı umuyor. Bu bölgeler, zamanla hapsolmuş fosiller ve canlılara dair keşifler için adeta bir hazine. Bu buz çekirdeklerinden elde edilen bilgiler, iklim değişikliklerinin geçmişi ve hatta geleceği hakkında ipuçları veriyor. Ama hala her şeyin netleşmesi için daha fazla keşfe ihtiyaç var. Antarktika, yaşam barındırmasa da, buradaki yaşam çok özel. Küresel ısınma, dünya üzerindeki tüm ekosistemleri tehdit ediyor. Ama belki de en fazla etkilenen yer, Antarktika. Buzulların hızla erimesi, denizin yükselmesine sebep oluyor. Bu değişiklikler, sadece çevremizdeki ekosistemleri değil, tüm gezegenin oluşumunu da etkiliyor. Antarktika, küresel iklim sistemi açısından son derece kritik son yıllarda giderek hızlanan küresel ısınma süreci, Antarktika buzullarında ciddi hasarlara yol açmaktadır. Özellikle Batı Antarktika buz örtüsünde gözlemlenen çatlaklar ve parçalanmalar, deniz seviyesindeki yükselme riskini artırmaktadır. Bilim insanları, Antarktika'daki değişimleri gözlemlemek ve verileri derlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme yürütmektedir. Uydu görüntüleri, saha ölçümleri ve iklim üniteleri, buzulların erime hızının son yıllarda önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, Antarktika'da meydana gelebilecek olası deniz seviyesi yükselmelerini, küresel sıcaklık ile mücadele kapsamında, bilim insanları, Antarktika'daki bu erimenin ne kadar hızlı olduğunu, bu hızın insanlık için ne anlama geldiğini hala tam olarak çözebilmiş değil. Ancak bir şey kesin, Antarktika'nın sırları çözüldükçe, gezegenimizin geleceğinin de şekillenecek. Antarktika uzun süre boyunca sadece bir teoriydi. Aristoteles dünyanın iki kutbu olduğunu savunmuştu. Özellikle coğrafi keşifler sırasında birçok kaşifi cezbetmişti. James Cook da dahil olmak üzere birçok denizci kıtayı araştırmış ama bulamamıştır. 17. yüzyıldan itibaren keşif çalışmalarına başlandı. 1820 yılında Rus İmparatorluğu donanması kıtayı keşfetti. Kıta karasına ilk defa 1821'de çıkıldı. 1895 yılında ise ilk kez teyit edilen ayak basma gerçekleşti. Antarktika, tarihin en büyük kıtaların birini temsil ediyor. İlk kez 1820'de keşfedilen bu kıta, o gün bu yana çok sayıda bilimsel araştırmanın keşfine sahne oldu. Ancak yine de Antarktika'nın %98'i keşfedilmemiş durumda. Buzulların ve fırtınaların arasında kaybolan sırlar, belki de buranın ne kadar gizemli bir yer olduğunu gösteriyor. Antarktika'nın gizemleri, her geçen gün daha fazla çözülüyor.
ancak hala bilinmeyenlerle dolu bir yer. Burada sadece kullanılmış bir bölge değil, aynı zamanda gezegenimizin tarihini ve geleceğini belirleyecek bir anahtar. Belki de zaman, bu sırları açığa çıkartacaktır vakti geldiğinde. Antarktika'nın gizemli dünyasında daha keşfedilecek çok şey var. Kim bilir? Belki bir gün, bu sessiz ve soğuk dünyada yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın gözüyle bir macerayı daha geride bıraktık. Şimdi, yeni yolculuklara yelken açma zamanı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Hoşça kalın.